Sevgili seyirciler, herkese merhaba. Bana Dinden Bahset programından herkese merhaba. Sevgili seyirciler, bir Bana Dinden Bahset programına daha yine sizlerle birlikteyiz. Bugün Ali İmran suresine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugünkü konumuz yolsuzluk üzerine olacak. Evet, bugün sizlere Kur'an'da yolsuzluk ve rüşvet ayetlerinden bahsedeceğim. Kur'an'da yolsuzluk ve rüşvet ayetleri nerede, ne şekilde geçiyor? Onlardan bir örneğini bugün burada duracağız. Başka örnekler de sizlere göstermeye çalışacağım. Yolsuzluk, Türkçe'de adına yolsuzluk dediğimiz, zimmetine para geçirmekten, hileli alışveriş yapmaya, zimmetine para geçirmeye, başkasına ait olan bir şeyi kendine katmaya, nitelikli dolandırıcılık yapmaya, hayali ihracat yapmaya, evrakta sahtecilik yapmaya, genel olarak bütün bunlara yolsuzluk diyoruz. Yolsuzluk. O nedenle ayette geçen kavramı derinlemesine ele alacağız. Peygamber üzerinden üstelik bunu Kur'an bize anlatıyor. Bir peygamberin yolsuzluk yapması düşünülemez diyerek mevzuya başlıyor. Ve yolsuzluk ve rüşvet olayını böyle gözlerimizin önüne seriyor. Bakalım neymiş bu yolsuzluk ve rüşvet, hep birlikte göreceğiz. Evet sevgili seyirciler, salgın şartları devam ediyor. KRT stüdyolarındayız. Bana Dinden Bahset programını dinliyorsunuz. 8. yılımızdayız. 3 hafta oldu salgın dönemi şartlarında programa başlayalım. 3. haftamız, bazıları program niye başlamıyor falan diye soruyorlar. O nedenle buna biraz böyle bir cümleyle üzerine durmuş olayım. Haberdar olmayanlar, programımız başladı bile. 3 hafta oldu. Bazıları saat 21 diye açıyor. Hayır, saat 22'de açacaksınız. Ve cuma günleri açacaksınız. Tekrar olursa o başka zamanlarda olabilir ama canlı olarak programın yayınlandığı saat cuma günleri saat 22'dir. Bu saatlerde 7 ay ara verdikten sonra salgın şartları sebebiyle 3 hafta önce tekrar başladık. Programın formatını değiştirdik. Salgın şartlarına uygun hale getirdik. Stüdyo seyircimiz yok. Dışarıda röportajlar yapmıyoruz. Ve burada sanatçı ve müzisyen arkadaşlarımız geliyordu. Onlar da gelmiyor. Stüdyoda tek başına, bir de Hakan var. Bana WhatsApp'tan ve internetten gelen soruları ikinci bölümde aktarıyor. Onlara cevaplandırmaya çalışıyoruz. Ve bu şekilde devam ediyoruz. Salgın şartları yavaş yavaş ortadan kalktıkça programın diğer bölümlerine de belki geçebiliriz. Evet, şimdi her zaman olduğu gibi bugün ele alacağımız bölümü, konuyu fazla dağıtmadan, güncele fazla kendimizi kaptırmadan, Kur'an'ın gündeminden en azından bu birinci bölümde gitmek istiyorum. İkinci bölümde güncel sorular, cevaplar olabilir. Daha çok onu ikinci bölüme aktarmaya çalışacağım. Şimdi bugünkü bölüm üzerinde Hakan, Yaşayan Kur'an Türkçe Meal Tefsir, yani benim yapmış olduğum ve 2007 yılında çıkan, yani 13 sene önce Kur'an-ı Kerim'i Türkçe'ye çevirdim ve 13 sene önce çıktı. Şimdi oradan Türkçe mealini dinleyeceksiniz. Sevgi ve merhameti sonsuz Allah'ın adıyla. Bir peygamberin yolsuzluk yapması düşünülemez. Her kim bunu yaparsa kıyamet günü yolsuzluktan kazandığı şeylerle gelir. Kimsenin yaptığı yanına kâr kalmaz. Asla haksızlığa uğratılmazlar. Allah rızası için çalışan kimseyle Allah'ın öfkesini çeken ve yeri cehennem olan kimse hiçbir olur mu? Ne berbat bir yerdir orası. Onlar
Allah katında farklı derecelere sahiptirler. Allah bütün yapılanları görüyor. Evet. Şimdi dinlediğiniz gibi topu topu 3 ayet. Âl-i İmrân suresinin 161, 162 ve 163. ayetleri birbirinin devamı mahiyetinde yolsuzluktan bahsediyor. Üstelik bunu peygamber üzerinden anlatıyor. وَمَا كَانَ لِنَبِيِّنْ Bir peygamber için olamaz. Bir peygamber için böyle bir şey söz konusu olamaz, düşünülemez. Ne düşünülemez? Gul. Ayette geçen kavram Arapçada gul kavramıdır. Bir ayette üç yerde geçiyor. Bir peygamber için yolsuzluk yapması düşünülemez. Her kim bir peygamber için diyor önce, sonra da genelleştiriyor. Bir peygamberin yolsuzluk yapması düşünülemez. Her kim, peygamber dahil, her kim bunu yaparsa kıyamet günü yolsuzluktan kazandığı şeylerle gelir. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmaz ve asla haksızlığa uğratılmazlar. Bu rüşvete, yolsuzluğa ve yolsuzluk adı altında haksız kazanç dediğimiz her türlü yola konulmuş kesin bir tavırdır. Çünkü hem peygamberin böyle bir şey yapması düşünülemez diyor, hem de her kim diyor, peygamber dahil, her kim peygamber dahi olsa anlamına geliyor bu. Gul yaparsa, Arapça olarak geçen kavram burada gul kavramıdır. Gul Arapça. Ra, le, le. Bir tane yumuşak ye, iki tane de le harfi. Ra, le, le. Gul. Gul. Galele. Yegulu. Zimmetine para geçirmek demek. Bir şeyi başka bir şeye gizli bir şekilde katmak demek. Bir şeyi başka bir şeye gizli bir şekilde katmak. Buradan o tarafa aktarmak. Buradan o tarafa aktarmak. Şimdi Arapçada bu kelime nasıl kullanılıyor? Bakın. Burada ben sözlüğü araştırmıştım bu tefsiri yazarken. Gul, gulül kelimesi Araplarda nasıl kullanılıyor? Birkaç tane Arapça kelime söyleyeceğim. Onun anlamından bu kavramın ne anlama geldiğini diyeceksiniz. Mesela entarinin elbise altında giyildiği için gizlenmiş olmasına Arap gılale diyor. Gılale bu kökten geliyor. Gılale. Elbisenin entarinin giydiği entarinin elbisenin altında olması, görünmemesi yani. Görünmeme, gılale. Elbisenin altında görünmeyen entari demek. Parfüm saçın diplerine sürüldüğü için gizlenmiş olmasına gılale firres diyor Arap. Gılale firres. Saçların dibine parfüm kokusunun gizlenmiş olması. Şimdi bu gılale kelimesinin deveyle veya çölle bir alakasını bulmamız lazım. Şimdi Kur'an kavramlarının anlaşılmasında sözlüğü açtığımda benim ilk aradığım şey Arapça ve Türkçe sözlüklerde daima bu olmuştur. Şunu sorarım. Bu kavramın, bu kelimenin çölle veya deveyle bir alakasın var mı? Çünkü Araplar kullandıkları dil itibarıyla muhakkak çölle ve deveyle ilgili bir kelime türetiyorlar. Arapla Arapçada en çok kelime çöl ve deveyle ilgili. En çok. Yani işte teknoloji kelimeleri İngilizce'de çok olduğu gibi, tıp kelimeleri Latince'de daha fazla olduğu gibi, yani bir halk coğrafya gereği, uğraştığı meslek gereği, koşullar, şartlar gereği
neye yoğunlaşıyorsa, neye daha çok maruz kalıyorsa, neyin içinde yaşıyorsa onunla ilgili kelimeleri daha fazla o dilde görüyoruz. Araplarda da daha çok çölle ilgili, deveyle ilgili kelimeler kıyamet gibi. Devenin her şeyiyle ilgili kelime var. Şimdi peki bu gul kelimesinin deveyle bir alakasını kurmamız lazım. Onu sözlükte buldum. Buraya yazmıştım. Bakın. Diyor ki deveyi tam kanmadan önünden suyunun alınması için iğlalel ibil diyor Arap. İğlalel ibil. Devenin önündeki suyu tam kanmadan, yani deve tam suyun hepsini içmeden almak. Devenin önüne suyu koyuyor. Deve içmeye başlıyor. İçiyor, içiyor. Ama tam içmesine izin vermeden, deve tam suyu bitirmeden geri kalan devenin içmesi gereken suyu almak. İğlalel ibil. Devenin içmesi gereken suyu aldı diyor. Kelimeyi orada kullanıyor. Buradan nereye tekabül ettiğini düşünün. Başkasına ait olan bir şeyin tamamını değil. Tamamını değil. Başkasına ait olan bir şeyin ucundan birazını devenin suyun üçte ikisini içmiş, üçte biri kalmış onu almaya. Yani birazını almaya. Şimdi bu ne demektir? Bu ihale dünyasında. Yolsuzluk dünyasında buna ne deniyor acaba? Ne deniyor acaba? Mesela diyelim 15 milyonluk ihale alıyor vatandaş. Efendim çalışıyoruz diyor. 15 milyon. İş yapıyor. Yol yapıyor. Köprü yapıyor. Bina yapıyor. Harıl harıl çalışıyor. Şimdi çalışmadan, bir iş ortaya çıkarmadan yolu, köprüyü, apartmanı, binayı milletin gözünün içine sokmadan yolsuzluk yapmaya kalkarsan sırıtır. Hem çalışmıyor hem de zimmetine para geçiriyor denir. Çalışıyor görüneceksin. İş yapacaksın. O iş üzerinden üçte ikisini de hakkıyla yapacaksın. Ama deve daha kanmadan suyunu aldığı gibi iş daha bitmeden sana ait olmayan o tarafa gitmesi gereken şeyi yavaşça üzerinden bu tarafa kaydıracaksın. Kimsenin ruhu bile duymayacak. Herkes amma da çalışıyorlar ya. Bravo yani diyecekler. Gıl dolayısıyla sevgili seyirciler kimsenin ruhu duymadan götürmek demektir. Tam karşılığı budur. Alenen, göstere göstere değil. Kimsenin ruhu duymadan, kimse şüphelenmeden, herkes olmaz canım yapıyor adam işte ortada. Bunun yolsuzluk neresinde falan diyecek tarzda her şeyi kitabına uyduruyormuş gibi görünüp hiç kimse görmeden böyle o tarafa kaydırma. Gıl, gıl diye buna deniyor. Kur'an'da başka yolsuzluk kavramları da var. Eksik ölçüp tartma, hakimlere yedirme, rüşvet verme. Bununla ilgili böyle 8-10 tane kavram var ama bu gıl, gıl burada özellikle bu anlama geliyor. Şimdi bir iki kelime daha söyleyeceğim, o zaman daha iyi anlayacaksınız. Gizli dolap çevirme, hile, sahtekarlık, gizlice yapıldığı ve düşmanlık duygusu işte gizli olduğu için de kin kelimesini Arap gıl diyor. Gıl, gıl, kin demek, kin. İçinde kin beslemek. İçinde besliyorsun ama belli etmiyorsun. Kin nedir? Kin duymak. Kin belli edilmeyebilir. İçin için olan şeydir. Belli etmezsin. Kindar. Kindar içinde öfkesini, nefretini saklıyor. Zamanı geldiği zaman ortaya çıkıyor. Bak burada saklama var. Gıl. Gıl daima saklanmış olan şeydir. Saklanmış olan şeydir. Kitaplarda, yasalarda, mevzuatta, hukukta, yazılarda, evraklarda geçmez. Geçerse bile sen onun gıl olduğunu anlamazsın.
sahte rakamlar verilir. Sen zannedersin ki bu rakamlar doğru. Her şey yolunda gidiyor zannedersin. Ama orada başka bir dolap çeviriliyor. Altta başka bir dolap çeviriliyor. İşte ona gıyıl deniyor. Çaktırmadan, göstermeden, buna Türkçe'de kimsenin ruhu duymadan diyoruz. Tereyağından kıl çeker gibi diyoruz. Şayet profesyonel yani. Şimdi bunun peygamberle ne alakası var peki? Uhud Savaşı'ndan sonra, malum konumuz Uhud Savaşı'ndan gidiyoruz. Daha Uhud Savaşı nasihatleri bitmedi. Yenilmiş olmalarına rağmen tabii savaşta ele geçen 3-5 şeyler var. Bunun başka bir savaşta olduğunu söyleyenler de var ama Uhud Savaşı'ndan sonra gelen ayetlerin içine konulduğu için onunla ilgili olduğu da söylenebilir. Önemli değil. Zaten isim de vermiyor hangi savaştan olduğu da. Hatta ganimet olduğunu falan da söylemiyor. Diyor ki bir peygambere gul yapmak yakışmaz. Yani diyelim savaşta ganimetler geldi. Önüne kondu. Develer, altınlar, paralar, mızraklar, kılıçlar. O zaman çok pahalı şeyler bunlar. Elbiseler, esirler, köleler. O zamanın ganimetleri bunlar. Peygamber bunları savaşa katılanlara dağıtıyor. Ve geri kalanı da Beytül Mal'e koyuyor. Beytül Mal'ın anahtarı da kendisinde. Sadece savaştan arta kalan ganimetleri değil. İnsanlar zekat veriyor. İnsanlar infakta bulunuyor. İnsanlar destek oluyor, yardım ediyor. Peygamberin önüne altınlar, paralar, dinarlar, gümüşler geliyor. Değerli eşyalar geliyor. Allah yolunda infak edin diyor ya peygamber sürekli. İnsanlar da bunu yerine getirmek için peygamberin önüne getiriyorlar. Malları akıtıyorlar adeta. O da onu Beytül Mal denilen yere koyuyor. Anahtarı da kendisinde. Başında bir görevlisi var. Şimdi münafıklardan bazıları. Münafık ne demek? İnfak etmeyenler, vermeye yanaşmayanlar demek. O nedenle iki yüzlü olanlar demek. Söz verdiği halde tamam vereceğim, paylaşacağım. Ben Müslümanım. Müslüman olmanın gereği olarak da rızkı insanlarla paylaşacağım diyerek Müslümanlığa giriliyor. İşte adam böyle giriyor ama zırnık koklatmıyor. Kimseye hiçbir şey vermiyor. İşte buna Kur'an münafık diyor. Münafık İki yüzlüdür. Niye iki yüzlüdür? Girerken evet tamam yapacağım diyor ama öbür yüzünü gösteriyor. Veyahut da konuşurken iş lafa geldiğinde gayet güzel. Böyle güzel güzel konuşuyor. Vermek lazım, paylaşmak lazım, yardımlaşmak lazım, dayanışmak lazım. Ne güzel bunlar büyük erdemlerdir. Paylaşım örnekleri veriyorum. Ebu Bekir şu kadarını verdi. Hazreti Ömer bu kadarını verdi. Peygamberimiz şöyle cömertti falan filan. Sadece dinle ilgili değil, dünyadan böyle cömertlik örnekleri filan. Bunlar konuşulduğu zaman gayet güzel. Tamam. Mevzu bitti. Tamam birader, mevzu bitir. Hadi ver bakalım bir. Hani iş böyle elini cebe atmaya gelince veya cüzdanı çıkarmaya gelince ya aslında bunu bir sona ersek, bir ertelesek bir şey yapsak. Böyle mazeret üstüne mazeret, mazeret üstüne mazeret. Bir türlü bak zırnık çıkmıyor yani. Bir sürü laf ağzı boş. İşte bunlara münafık deniyor. Medine'de münafıkları böyleydi. Çok iyi konuşurlardı. Herkesten öne çıkarlardı. Eline mikrofon aldığı zaman böyle gerdanı kıvırarak böyle konuşanlar var ya. Böyle ahkam kesenler, nutuk atanlar. Yani iş icraata gelince, yani şu eller cephe denildiği zaman zırnık yok, bir sürü mahale, mazeret, bahane, mazeret, hiçbir şey yok. Koklatmaz yani, damla yok yani. Münafığın tipini anlıyor musunuz? Resmedebiliyor muyum? Karikatürize ediyorum biraz ama anlayın diye böyle elimde fırçayla böyle resim çiziyorum adeta yani. Böyle bir tip. Münafıklar peygambere diyorlar ki
Peygamber Beytülmal'den zimmetine para geçirdi mi acaba? Gelen ganimet mallarını gizli gizli, saklı saklı arka taraftan kendi eşlerine, akrabalarına, yandaşlarına mı götürüyor acaba? Anahtarda olduğu onda olduğuna göre, millet de oraya akın akın para verdiğine göre, şimdi münafığın gözü nerededir? Para neredeyse oradadır. Para, acayip paracıydı bunlar. Dinarlar, dirhemler, altınlar peygambere gelmeye başlayınca, peygamber de onu bir müddet sahibine ve hak sahibine ulaşıncaya kadar Beytülmal'de bekletince, anahtarı da üzerinde olunca, münafıklar da paranın kokusunu alınca, bunlar paranın kokusuna gelirler. Hemen böyle inlerinden, mağaralarından çıkar gelirler. Burada bir şey kokuyor falan derler. Paranın kokusunu çok iyi alırlar. Hemen Beytülmal'ın olduğu yere gelip etrafta dolanmaya başlıyorlar. Bakıyorlar kendilerine bir şey yok. Peygamber diyor ki bunlardan boş yere bir şey ummayın ha. Bunlar yoksulun hakkıdır. Bundan bir şey alamazsınız. Yok böyle bir şey. Ama şimdi biraz daha işte biz de Müslümanız şeydir falan. Oradan böyle ne yapıp edip de kendine böyle alacak. Onu böyle dolanıyor. Acaba peygamberden diyor anahtarı istesen ne ya, bir işim var, bir gideceğim gelecektim. Bir arkadaşa bakıp çıkacağım. Diyerekten şu içeri girip de buradan bir şey alsam mı acaba diye böyle kıvranıyorlar peygamberin etrafında. Ve şüphelendirmemek için de iyi konuşuyorlar. Peygamberi övüyorlar. Uğruna canımız feda diyorlar. En öne atılıyorlar. Böyle barış zamanlarında üzerlerine yok. İki şey olunca zınk diye geri duruyorlar. İki şey olunca. Onları bu iki şeyden anlıyoruz. Bir, eller cebe dendiği zaman yoklar ortada. Nereye gitti bunlar ya? Yok. İki, savaşa çıkıyoruz. Kılıçlarınızı hazırlayın denince ortada yoklar. Pırr. Vermek ve savaşmak söz konusu olunca, yani infak ve cihat söz konusu olunca pırr kayboluyorlar. Ama diğer zamanlarda her zaman ön plandalar. Peygamberin hemen yanında, sağında, solunda, önünde, arkasında, protokolde hep onlar var. Evet, münafıklardan bahsediyoruz. Kim bu münafıklar? Münafıklar Müslüman olduğunu söyleyenlerdir. Müslümanlardan ayrı bir kategori değildir. Münafık kimdir sevgili seyirciler? Bakın münafık kimdir diye bir yazım var. İhsaneliaçık.com internet sitesinde münafık kimdir yazısı var. Oraya girip okuyabilirsiniz. Makaleleri insanlar birbirlerine gönderebilirler. Ücretsizdir. Milli malıdır. İsteyen isteyene göndersin. Ama böyle kitap haline gelince kağıt ve matbaa parasını sizden almak durumundayım. Yoksa bastıramıyorum bunu. Münafık kimdir? Münafık. Peygamber'e yolsuzluk yapıyor soru işaretini yayanlar bu münafıklardı. Kendilerine peygamber koklatmayınca o zaman bu nereye gidiyor bu paralar? Ona mı veriyor, bunu mu? Kendine mi alıyor filan diye böyle laf yaymaya başladılar. İşleri güçleri bu olduğu için. Münafık, o yazıda da anlatıyorum, Kur'an'da infak kelimesiyle doğrudan bağlantılıdır. İnfak etmeyenler demektir. Münafıkla infak kelimesi aynı yerden geliyor, aynı kökten geliyor. Bir, savaştan kaçıyorsa, iki, ver deyince mazeret uyduruyorsa o kişide münafıklık vardır. Münafık, Müslümanların korkak ve cimri yüzüdür. Evet, bir kez daha tanımlıyorum. Münafıklık, münafık, Kur'an'ın münafık dediği şey, Müslümanların, yani kendisine Müslümanım diyenlerin, kendisine Müslümanım diyenlerin korkak ve cimri tarafıdır. Münafıklık dediği Kur'an'ın tam bu. Savaş olunca korkuyor, can korkusu. Hadi ver dediği zaman da mal korkusu.
canını ve malını çok sevenler. Müslümanların canını ve malını çok sevenlerine münafıklar deniliyor. Çünkü can söz konusu olduğu zaman kaçıyorlar. Direniş var, saldırı var. Şehir saldırı altında. Savunmamız lazım. Savunmazsak esir olacağız. Irzımız, namusumuz çiğnenecek. Ne yapacağız? Bakıyorsun bunlar ortada yok. Ama daha önce ön sıralardan çıkmıyordunuz. Konuşunca cafcaflı laflar ediyordunuz. Ayınlar kayınlar patlatıyorsunuz. En büyük dindarsız geçiniyordunuz. Hani neredesiniz? Yoklar. Vermeye, vermeye, eller cebe cüzdana deyince bakıyor yine yoklar. Ve bir sürü bahane, bir sürü bahane. Mazeret bahane, mazeret bahane. Şimdi Medine'de bu tür insanlar vardı. Kur'an-ı Kerim Müslümanlık iddiasında bulunup ben Müslümanlardanım deyip can ve mal söz konusu olunca birdenbire korkak ve cimri olanlara münafık diyor. Münafık bu. Bu adamlar peygambere yolsuzluk ithamında bulunuyorlar. Ganimet mallarını zimmetine geçirdi diyorlar. Bölüştürürken çaktırmadan kendi cebine indirdi diyorlar. 3 kuruş verdi, 2 kuruş kendi cebine koyuyor diyorlar. Tam adaletlice bölüştüremiyor, bölüştürmüyor diyorlar. Yontuyor, kendine yontuyor diyorlar. Gelen vergileri, zekat paralarını tam olarak gitmesi gereken yerlere vermiyor. Veriyorsa bile üzerinden kırparak veriyor. Ne yapıyor? İşte gul yapıyor. Gul yapıyor. 10 lira geliyor. Bunu yoksullara ver diye 8 lirasını veriyor, 2 lirasını cebe indiriyor. Gul yapıyor yani. Gul işte bu. Tam yolsuzluk bu. Tamamına el koymuyor. O zaman sırıtır. Verdiğimiz paralar nerede denir? 10 liranın en az 8 lirasını hakikaten denilen yere veriyorsa ama üzerinden kimsenin gerisini sormayacağı işte vermiş adam kardeşim 8 lirayı vermiş. Ama bu 10 liraydı 2 lirası daha olması lazım diye kimse sormaz nasılsa 2 lira kim soracak ki onu oradan cebine indiriyor. Böyle azar azar 2-2 1-1 şimdi ihaleye alıyorsunuz. İhalede de aynen böyledir. Böyle ucundan biraz ucundan biraz orayı yaptırıyorsun oradan biraz burayı yaptırıyorsun buradan biraz sana ihaleyi veririm ama bunun karının %10'unu bana vereceksin. Benim söylediğim yere, benim söylediğim vakfa götürüp yatıracaksın deniliyor. Memlekette son 25 yıldır ihale düzeni böyle. Evet. Yolsuzluk üzerine kurulmuş. Rüşvet ve yolsuzluk gul meşru hale gelmiş. Ne var ki bunda deniliyor. Hocalar fetva veriyorlar. Diyorlar ki yolsuzlukla hırsızlık bir değildir. Kardeşim adam yol yaptırıyor. Köprü yaptırıyor. Devlette bir kuruş harcamıyor. Harcıyor mu? Yol köprü yaptırırken harcıyor mu? Kahvedeki adamlar, vatandaşlar, evinde oturan vatandaşlar size soruyorum. Harcıyor mu? Harcıyor mu? Evet ya harcamıyor. Yani işte Japonlara yaptırıyor, şeylere yaptırıyor. Devletten para harcamıyor arkadaş. Başkalarına yaptırıyor. Başkalarına diyor ki gel bu yolu, bu köprüyü, bu inşaatı, şu ihale yap, sonra işlet, sonra da devret diyor. Ha yaptırırken benden sana para yok diyor. Peki işletirken ne oluyor? O zaman diyor işletirken sen bu köprüyü ne kadar işleteceksin? 15 yıl, 15 yıl boyunca bu köprüden senin zarar etmeyeceğin şekilde geçmese bile burada vatandaşlar onların parasını sana ben vereceğim diyor. Ne oldu şimdi? Hani yaptırırken para almıyordun? İşletirken garanti veriyorsun hem de dolar üzerinden garanti veriyorsun. Sonra doların fiyatının kaç lira olduğunu sormuyorum diye milletin gözünü bağlıyorsun. Kimi neye yutturuyorsunuz yahu? Şu anda ömrünüz boyunca gitmediğiniz köprülerinin parasını ödüyorsunuz.
Ömrünüz boyunca muayene olmadığınız hastanelerin parasını veriyorsunuz, sizden alıyor. Çünkü işletme garantisi vermiş. Bu kadar yıl işleteceksin, her yıl şu kadar kişi buradan geçecekmiş gibi, bu kadar kişi burada muayene olacakmış gibi ben sana paranı vereceğim diyor. Zarar etmeyeceksin diyor. Oh ne güzel, adam da bunu 15 yıl, 30 yıl işletiyor. Ondan sonra devredecekmiş. Bu esnada paralar kimden çıkıyor? Milletten çıkıyor. Hani burada milletin parası harcamıyorsun? Dahası, tamam ben sana bu ihaleyi burada veririm ama şu vakfa, şu teşkilata, şuraya, buraya bu ihale bedelinin veya işte elde edeceğin karın hangisini diyorlarsa o kadarını bilmiyorum. %10'unu yatıracak, %10'culuk çok yaygındır yani bu, meşhurdur yani. Dillere destandır, 25 senedir %10'culuk. Onu oraya yatıracaksın. Ne yapacağız biz onunla? Biz onunla hayır işlerinde bulunacağız. Yani yanlış bir şey yapmıyoruz ki, bu rüşvet falan değil ki bu. Kardeşim sen hayır faaliyetlerinin Türkiye'de, memlekette gelişmesini, yaygınlaşmasını istemiyor musun? İşte o zaman bunun %10'unu götür şu vakfa yatır. De o vakıfa çocuklar okutsunlar, Kur'an kursları açsınlar, kız yurtları açsınlar, erkek yurtları açsınlar, fakir fukaraya yardımda bulunsunlar. Hayır yani, hayır, hayır işleri yani. Ha tamam o zaman diyor, hayrımızı da yapalım diyor. Evet hayrını da yap tabii diyor. Hayrını yapmadan da buraya gelme diyor. Benden bu ihaleyi isteme diyor, önce diyor bir hayrını yap diyor. Sonra gidiyor vatandaş hayrını yapıyor. Sonra ihalesini alıyor. Böyle olmayan bir ihale varsa çıksın arasın bana desin ki ben öyle yaptım ama öyle bir hayır mayır işlerinde hiç bulunmadım. Canım bir sürü tanıdıklarımız var, bu işleri yapıyorlar yani. Hayır hasenat işleriyle uğraşıyorlar. Şimdi ortada ne görünüyor? Hiçbir şey görünmüyor. Hayır da yasal, ihale de yasal, vermek de yasal, almak da. Ne var bunda kardeşim? Ne var? Ortada bir şey var mı? Hiçbir sorun yok. İftira bütün bunlar. Tıkır tıkır hizmet yapıyor arkadaşlar. Bir kuruş da almıyorlar. Zırnık boğazlarından aşağıya geçmiyor. Devletin verdiği maaşla sadece geçiniyorlar. Belediye, devlet kendine ne maaş vermişse onunla geçiniyor. Zırnık üstüne elini dahi sürmüyor. Ne var bunun? Hani var mı hiçbir şey? Yok. Kanıtınız var mı? Deliniz var mı? Ya gulden bahsediyoruz. Gul. Gul, gul. Konumuz gul. Gulul. Gulul. Ali İmran suresi 161. ayette geçer. 3 kez üst üstüne. Gulul. Deminden beri üzerine vurgulaya vurgulaya söyledim. Nedir gulul? Kanıtı delili olmayan şeydir. Hani bir zamanlar bir televizyonda şöyle bir tartışma olmuştu. Adam telefon açıyor televizyondaki vatandaşa. Sen diyor rüşvet aldın diyor. Kanıtla diyor. O da diyor ki ulan diyor rüşvetin kanıtı mı olur diyor. Adı üzerinde rüşvet gul gul. Gul kanıtı, evrağı, yazısı olmayan şeydir. Onu yapan bilir. Bir de Allah bilir. Vicdanlarda onun ne olduğu bilinir. Belki çok ince bir ayrıntıyla araştırmayla ortaya çıkar. Ayette ne diyor? Kim diyor bunu yaparsa bununla yani evraklarla, yazıyla, delille, kanıtla, sözle, kalemle, imzayla, kanıtı olmayan bir şekilde gulül yaparsa, görünmeyen bir yerden, görünmeyen bir şeyi, görünmeyen bir yere aktarırsa kimseye çaktırmadan ve bunu da böyle yıllardır otomatiğe bağlayıp buradan servetler biriktirirse vay onların haline. Vay onların haline. Kim bununla gelirse Allah'ın azabından kurtulamayacak diyor. Buradaki azap ahiret azabıdır. Bir de dünya mahkemeleri var. Burada
anlatılan mahkeme-i kübradır. Bir de mahkeme-i sugra var. Mahkeme-i kübra ne? Allah'ın mahkemesi. Nereden, ne zaman, ne şekilde olacak bilmiyoruz. Bir de mahkeme-i kübra, sugra var. Kübra Allah'ın mahkemesi, yani büyük mahkeme. Sugra insanlara kurduğu adalet mahkemeleridir. Oradan da kurtulamazlar. Kurtulmamalılar. Bir kamu görevlisi 38 yaşında bir genel müdürken gurul yapmışsa, yani yolsuzluk ve rüşvete bulaşmış, geriye hiçbir delil ve kanıt bırakmadan tertemiz, dürüst bir bürokrat diye anılarak emekliye ayrılmışsa, onun bu yaptığı gulül, yani çaktırmadan, iz bırakmadan, evrak hiçbir şey bırakmadan yaptığı iş 90 yaşında ortaya çıkarılsa bile mahkemeye çıkartılmalıdır. Ölmeye bir yıl kala, hastanede yatıyor bile olsa, Allah'ın mahkemesi de zaten hesabını verecek. Ama adaletin gereği budur sevgili seyirciler. Adalet eninde sonunda tecelli eder. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı, onu yiyenlerden fitil fitil, aheste aheste çıkarılır. Çünkü yeryüzünün en büyük suçu gurüldür. Yani tüy bitmemiş yetimin hakkını üstelik çaktırmadan ve iz bırakmadan, her şey meşru ve yolundaymış gibi bir görünüm adı altında yapmaktır. Yani hem yetimin hakkını yiyorsun hem de namuslu geçiniyorsun. Ve hiçbir şey yapmıyorum ki, ne var falan diyorsun. Bunu yapanlar her kimse, ben böyle ortalığa konuşuyorum. Eğer bunu yapan bensem bu laf gelir beni bulur. Eğer bu yapan sensen bu laf gelir seni bulur. Kim yapıyorsa üzerine yapışsın bu sözler. Bunu kim yapıyorsa bu sözler gitsin onun üzerine yapışsın kardeşim. İşaret ederek şudur şudur diyerek konuşmuyorum. Ben Kur'an'da anlatılan şeyi mümkün mertebe, yer, zaman, isim vermeden ortalığı anlatıyorum. Olup bitenleri de anlatıyorum. Nereye gidecekse gitsin bu yapışsın. Dolayısıyla mevzumuz peygambere isnat edilen yolsuzluk ithamıdır. Ve bu yolsuzluk ithamı Kur'an tarafından reddedilmiştir. وَمَا كَانَ لِلنَّبِيٍّ اَنْ يَغُولَ. Yolsuzluk yapmak, rüşvet almak, zimmetine para geçirmek, çaktırmadan kendine yontmak bir peygambere yakışmaz. Olamaz böyle bir şey, diyor. Şimdi bir de yolsuzluğun geçtiği başka bir yer daha var. Ondan da kısaca bahsedip ara vereceğiz. O da Nisa suresinin 105. ve 115. ayetleri arasındaki bölümdür. Nisa suresi 105 ve 115. ayetler. Burada neden bahsediyor? Yolsuzluk ve rüşvetten bahsediyor. Bir yolsuzluk ve rüşvet olayını anlatıyor. Ve yolsuzluk ve rüşvet olayına bulaşanlara Kur'an-ı Kerim hain diyor. Sakın hainlerin arkasında durma diyor. Kur'an Allah'a inanmayanlara hain demiyor. Müşriklere hain demiyor. Günahkarlara, zina edenlere, fuhuş yapanlara hain demiyor. Yolsuzluk ve rüşvet içine bulaşanlara Kur'an hain diyor. Kur'an'ın hain dediği tek yer burası. Nerede diyor? Nisa suresi 105 ve 115. ayetler arasındaki bölümde diyor. Bu bölümde bütün tefsirlerde tarayarak burada yazdım. Yine isim vermiyor, ad vermiyor ama tefsirler uzun uzun onun kim olduğu, ne olduğundan bahsediyor. Çünkü bütün çağlara hitap etsin diye Kur'an kendini evrenselleştiriyor, isimden, zamandan, mekandan arındırıyor. Tuğbe İbni Ubeyrik diye bir sahabe var. Peygamberin sahabesi.
Beytül Mal'den bir zırh çalıyor. Yani çaktırmadan kendini aşırıyor. Zırh. Yani bir atın üzerine konulan değerli bir zırh, sağlam bir zırh. O zamanın şartlarında, zamanın behrinde kıymetli şeyler bunlar. Zırh şu anda bir müzelik bir olay bizim için. Ama orada yani bir araba gibi bir şey, arabanın aksesuarı falan gibi bir şey. Bunu Tume İbni Übeyrik, yani peygamberin sahabesi, arkadaşı kendine alıyor. Ve olaydan epey bir kimsenin haberi olmuyor. Çünkü aşırıyor, gurur yapıyor. Aşırma, çaktırmadan. Her şey güllük gülistanlık kitabına uygun bir şekilde. Sonra bakıyorlar ki o zırh yok. Bir sayım yapılıyor. Burada zırh olması lazım. Nereye gitti bu? Bunda ortaya çıkıyor. Diyorlar ki sen bu zırh oradan niye aldın? Bu Beytül Mal'indir. Yani bu kamu malıdır. İnsanlar bunu kamuya getirmiştir. Bu zırh ya ihtiyaç sahibine verilecek veyahut da satılacak veya yoksula gidecek. Kamu malı demek herkese ait olan mal demektir. Herkesin burada hakkı vardır. Bu zırh satıldığı zaman bu ya ihtiyacı olmayana, ihtiyacı olana gider ya da herkes arasında bölüştürülür. Bu da herkesin hakkı vardır. Herkesin hakkı vardır. Herkesin para yerdiği yer burası. Kamu malı, hazine. Sen bunu nasıl alamazsın? Almış. Sonra Tume İbni Übeyrik olayı bir Yahudi'nin üstüne atıyor. Diyor ki falan kabileye mensup Yahudi bunu aldı. Ben değil. Ben de diyor ondan satın aldım. Veya bir şekilde bana geçti. Olayı Yahudi'nin üstüne atıyor. Ben yapmadım. Yahudi yaptı diyor. Burada ne bekliyor Tume? Yahudi'nin üstüne attı ya. Medine'de Yahudiler de yaşıyor. 4500 Yahudi var. Medine aslında bir Yahudi şehri. O devirde. Nasıl olsa kendisi de peygamberin arkadaşı, sahabe. Kur'an'a inanıyor, Müslüman. Bu durumda peygamber ne yapacak? Herhalde Yahudi'nin karşısında kendi arkadaşını rezil edecek değil. Hemen Yahudiler zaten yapar bunu. Yahudi mi aldı? Hemen çağırın bakayım Yahudi'yi diyecek. Böyle yargılamalar etmeden din farklılığından dolayı sıyıracağını düşünüyor Tume. Olayı diyor bir Yahudi'nin üstüne atarsam bizden çıkar. Yani herhalde peygamber de kalkıp da Yahudi ile benim aramda tercih yapmak zorunda kaldıysa herhalde Yahudi'yi tutacak hali yok yani mecburen beni tutacak. Çünkü arada din farkı var. Din farkı var. Peygamberin din farkı gözeterek veya bu kitabın din farkı gözeterek muamelede bulunacağını düşünüyor. Ne kadar işe yarıyor görüyor musunuz bu? Yani gavur de öbürünün üzerine at kurtul. Ben yapmadım o yaptı der. O zaman o yaptıysa tamam o zaman de. Yani bu din farkı, kabile farkı, ulus farkı. Yani gavurlar yaptı, Batılılar yaptı, Yunanlılar yaptı, Moskoflar yaptı. Başkasının üstüne, başka kimliğin üstüne yıktığı zaman sıyırıyorsun. O zaman da iş yapıyor. Tam peygamber Tume İbni Übeyrik'e inanacakken ağzı da iyi laf yapıyor yani. Böyle cafcaflı sözler söylüyor. Peygamber neredeyse bu işi Yahudi'nin yaptığına ikna olmak üzere. Görünür delillere göre sanki Yahudi almış gibi görünüyor. Sen anlattığına göre diyor. Halbuki Yahudi de dinlemesi lazım. Dinlemeye bile gerek kalmadan Nisa suresinin 105 ve 115. ayetleri geliyor. Sakın hainleri savunma diyor. Onların arkasında durma diyor. Onlar haindir diyor. Ve Tume İbni Übeyrik peygamberin sahabesi ifşa ediliyor. İfşa ediliyor. Ve peygamber Tume'nin bu işi yaptığına karar veriyor. Onu hırsızlıkla suçluyor.
Bunun üzerine Tuğme İbni Übeyrik, Kur'an'ın tabiriyle Sebil-i Müminin, müminlerin yolundan ayrılarak Mekke'deki müşriklere katılıyor. Onlarla beraber Medine'ye saldırı planları içerisinde yer almaya başlıyor. Niye? Yolsuzluğu ortaya çıkarıldı diye. Hakkında yolsuzluğa ilgili ayet geldi diye. Adam diyor ki, bu nasıl peygamber, bu nasıl kitap kardeşim? Şurada bir zırh çaldık diye Yahudinin üstüne attı, kalktı, beni ifşa etti ve Yahudi'yi savundu. Yahudi böyle bir şey yapmamıştır dedi. Sen yaptın bunu dedi. Ben bunun yolundan niye gideyim ki? Bu ne biçim arkadaş? Bu ne biçim peygamber? Bu ne biçim sahabe? Bir de üstelik ayet indirdi. Sonsuzlaştırdı, ebedileştirdi bu olayı. Nisa suresinin 105 ve 115. ayetleri bununla ilgilidir. 20 tane tefsir kitabında bunun rivayeti vardır. Açıp okuyabilirsiniz orada. Burada uzun uzun anlattım. Bütün rivayetleri tarayarak bu olayı orada ve bununla ilgili bir yazım var. Yine ihsanenetik.com sitesinden onu da okuyabilirsiniz. Yazının başlığı şöyle: yolsuzluk yapan sahabe için inen ayet. Evet. Yolsuzluk yapan sahabe için inen ayet. Orada bu Tuğme İbni Übeyrik olayını anlattım. Peki bu Tuğme'nin sonu ne mi oldu? Onu merak ediyorsunuzdur. Tuğme İbni Übeyrik rivayetlere göre yine Mekke'de bir hırsızlık olayında bir eve girip oradan bir şey çalmaya çalışıyor. O esnada duvar yıkılıyor, taşların altında kalarak ölüyor. Yani su testisi su yolunda gidiyor. Hırsızlık olayı esnasında ölüyor. Tuğme İbni Übeyrik adı kalıyor, şanı devam ediyor ve onunla ilgili isim verilmeksizin bu olay Kur'an'a ayet olarak geçiyor. Neden geçiyor? Sonsuza kadar bu tür insanlar olmaya devam edecektir onun için. O nedenle oralar okunsun diyor. İşte orada hain kelimesi geçiyor, burada da gulül kelimesi geçiyor. Bu ikisi aynıdır. Bu iki ayet, yani Ali İmran suresinin 161. ayetiyle Nisa suresinin 105 ve 115 ayeti beraber okunmalı ve birbirini tefsir etmelidir. Her ikisinde de anlatılan Kur'an kavramıyla gulül, günümüz yaşayan Türkçesiyle yolsuzluk ve rüşvet meselesidir. Bunun nasıl ele alındığını işte buralardan görebilirsiniz. Evet sevgili seyirciler, birinci bölüm sona erdi. Şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra soru cevaplarla devam edeceğiz. Burada 3 ayet okumuştum. İkisini okudum ama bir tanesi kaldı. Ona da soru cevap bölümünde arada cevaplandırırken döneceğim. Evet, bir yere ayrılmıyorsunuz. Kısa bir nefes arası veriyoruz. Gerçi sanatçımız müzik falan yok ama böyle su içebilir, biraz dinlenebilir. Tekrar buraya gelin ha, bir yere gitmeyin. Evet. Devam ediyoruz sevgili seyirciler. İkinci bölümdeyiz. Bana Dinden Bahset programını dinliyorsunuz. Birinci bölümde Ali İmran suresinin 161. ve 163. ayetleri arasındaki bölümden hareketle yolsuzluk ve rüşvet nedir? Bu olay Kur'an'da nasıl ele alınıyor? Bununla ilgili ayetler hangileridir? Hangi açıdan, ne bağlamında ele alınmıştır? Bunu sizlere aktarmaya çalıştım. Şimdi ikinci bölümdeyiz. Bu bölümde soru cevaplarla devam ediyoruz. Evet. İzleyicimizin sorusu şöyle. Bir izleyicimizin: İslam'ın ve imanın şartları nasıl belirlenmiştir? Kul hakkı neden hiçbir şartın içerisinde yer almıyor? Şimdi İslam'ın veya imanın şartları diye ifade edilen ve sıralanan şartlar Kur'an'da şartlar diye geçmez. Yani Kur'an'ın herhangi bir yerinde İslam'ın şartları şunlardır, imanın şartları da bunlardır diye bir sıralama göremezsiniz. Peygamber de böyle bir sıralama yapmamıştır.
ama İslam'dan ve imandan bahsetmiştir. Şunlar helaldir, bunlar haramdır demiştir. Şu iyidir, bu kötüdür demiştir. Bir dinden beklenen neyse onu yapmıştır. Dinler ne yaparlar? Doğrunun ve yanlışın ne olduğunu, iyinin ve kötünün nasıl bulunabileceğini, vicdana, vicdanların nasıl harekete geçeceğini bize göstermeye ve bununla ilgili eylemlerde, söylemlerde bulunur. İşte peygamber de bunu yapmış. Ama şunlar şunun şartıdır, bunlar bunun şartıdır falan diye bir şart, sıralama yok. Peki bunlar ne zaman ortaya çıkmış? Peygamberin vefatından sonra çeşitli hadis kitaplarında ve mezhep kitaplarında kategorizasyonlar başlamış. İşte namazın içindeki şartlar şunlardır, dışındaki şartlar bunlardır, teyemmümün şartları şunlardır, 32 farz, 54 farz diye insanların aklında kalsın diye çeşitli formüller geliştirmişler ve bunu vaaz etmişler. Milletin altında, aklında kalsın diye. Ve bu bunları sıralarken de kendilerine göre bir mantık gözetmişler. Mesela İslam'ın şartları 5'tir diyen akıl neye göre bunu yapmış? Kur'an'ın herhangi bir yerinde geçmediğine göre. Nedir onlar? Kelime-i şehadet getirmek, yani kelime-i şehadet getiriyorsun önce, tamam, anlaşılabiliyor. Namaz kılmak, hemen ikincisi, namaz kılmak. Sonra oruç tutmak, sonra zekat vermek, o da 1/40. Bir de hacca gitmek. Bunları şart olarak vaaz etmişler. Bunu peygamber Kur'an'da bize getirmemiş. Kur'an'ın dışında bir takım hadislerde geçiyorsa bile bu peygambere ait olduğu anlamına gelmez. Peygambere ait olan kesin şey Kur'an'dır. Peygamberin hadisleri de Kur'an'dır. Allah'ın ayetleri de Kur'an'dır. Kur'an'ın dışında peygamberin hadisleri yoktur. Onlar Sahih Buhari, İmam Buhari, Ahmet bin Hanbel, İbni İshak, Belazuri, Bakiti, kimi tarihçilerin, mezhep imamlarının, hadis imamlarının iddialarıdır. Peygamber böyle buyurdu diyor. Öyle buyurduğunu iddia ediyor. Neye dayanıyorsun dediği zaman da, Kur'an'da yok bu dediğin zaman da, işte şu şundan rivayet etti, bu bundan rivayet etti ki o demiştir. Bunların çoğunda daha sonra doğru olmadığı ortaya çıkıyor. Ebu Bekir döneminde, sevgili seyirciler, Halife Ebu Bekir döneminde hadisler toplanıyor, Kur'an da toplanıyor. Kur'an parçaları bir araya getiriliyor. Ve bir cilt de toplanıyor. Osman döneminde de 7 nüshaya ayrılarak İslam dünyasının 7 beldesine, Kahire'ye, Şam'a, Bağdat'a gönderiliyor. Aynı şekilde hadisleri de toplattırıyor Halife Ebu Bekir. Neymiş bu hadisleri görelim diye toplatıyorlar. Bakıyorlar ki 500 tane hadis var. Ömer'in teklifi üzerine diyorlar ki bu zaten Kur'an'da geçiyor bunlar yani. Bunları ayrıyeten peygamber söyledi diye yazmaya gerek yok. Diyorlar ve hadisleri yaktırıyorlar. Hepsi Kur'an'da bir ayet olarak geçiyor zaten. Kur'an'ın dışında peygamber kendisinden bir şey yazılmasını yasaklamıştı. Bunun üzerine böyle yapıyorlar. Kur'an'ın dışında benden herhangi bir şey yazmayın demişti peygamber. Sadece Kur'an'ı yazın. Benim hadisim de ayet de Kur'an'dır. Kur'an'ın dışında bir şey yazılmasını istemiyorum demişti. Ebu Bekir döneminde de Kur'an dışında yazılanlar toplanmıştı. 500 tane ortaya çıkmıştı ve onlar da yakılmıştı. Şimdi bu şartlar martlar diye sıralananlar işte bu Kur'an'ın dışındaki rivayetlerden geliyor. İslam'ın şartları, imanın şartları, teyemmümün farzları, 54 farz, 32 farz. Herkes böyle kendi yaklaşımına göre, bana göre önemli olanlar şunlardır diyor. 5 tane şart diyor. Bana göre şunlar daha önemli diyor. Bunlar yapmadan Müslüman olunmaz diyor. Onları sıralıyor. Onlara da peygambere nispet ediyor. Peygamberden de hadis diye bize geliyor. Artık onlara bakamayız. Onların devri geçti. Buraya bakacağız. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şart mart yoktur.
Ne yapacağız o zaman? Diyeceğiz ki Kur'an'da Allah'ın yap dedikleri İslam'ın şartıdır. Kur'an'da Allah'ın şunu yapın dediği ne varsa hepsi de Müslüman olmanın şartlarıdır işte. İyi de şimdi bir sürü yapın dediği şey var. Sayfalarca sürüyor. Sayfalarca sürüyor. Meali 600 sayfa sürüyor. Ben ona mı bakacağım? Nereden bulacağım şimdi? Vatandaş kahvede soruyor. Özetle kardeşim, bunu bana özetini ver diyor. Özetini söyle. 4-5 tane şey söyle. En önemlisi ne? Geçmiştekileri de zaten böyle söylemişler. Onlar da bunun üzerine böyle şartlar. Ama sıralan bir şart sonsuza kadar hep aynı olacak diye bir kural da yok. Şimdi o zaman eğer Kur'an'dan bir şart çıkarılacaksa ve kahvedeki adam bana özetle, ben anlamam. Bütün Kur'an'ı okumaya da vaktim yok. 5 tane şey söyle. Nedir bu? Yapmayacağım 5 şey söyle. Anlayayım, dinleyeyim. Müslümanlığın gereği. Beni ateşten kurtaracak 5 şey söyle bana. Hepsi de Kur'an'da geçiyor olsun. Denirse. Mesela ben de size bir sıralama yapayım. Eğer dikkate alırsanız. Ama şu şartla. Aralarında mantık birliği olacak. Mesela ben diyorum ki Kur'an'da bizim insanların davranışlarına ceza öngörülen şeyler nelerdir? Bence onlardır İslam'ın şartları. Birinci elden. Yani ben öyle bir şey yapıyorum ki Allah bunu yapma diyor. Yapma dediği gibi de bak, yaparsan şu cezayı ben ahirette vereceğim ama siz de verin ey kullar diyor. Kulların da ceza vermesini istediği. Hem dünyada hem de ahirette kendisine ceza terettüp eden, bu cezalandırılmalıdır diyen davranış Kur'an'da hangileridir? Var böyle davranışlar. Kaç tane? 5 tane. Evet. Tesadüf bu ya, o da 5 tane. 5 tane. 5 davranış var ki Kur'an bize diyor ki bunu her kim yapıyorsa onu cezalandırın diyor. Bana göndermeden cezalandırın diyor. 4 tanesine dünyadayken cezalandırın diyor. 5.'sini de hem dünyevi hem uhrevi bir sembolik ceza öngörüyor. Bunu dünyevi anlamda da yorumlayabiliriz. Uhrevi cezadır bu da diyebiliriz. 4'ü hukuki ve fiziki, 5.'si de sembolik olan 5 tane ceza var Kur'an'da. Başka bir ceza da yok. Hiçbir şeyin cezası yok. Ama şu 5 şeyin cezası var. Ve bu beş şey dünyanın her yerinde de aşağı yukarı iyi görülmeyen ceza, çoğu ceza öngörülüyor ama bazıları ceza öngörmeyebilir. Ve insanoğlunun temel hayatı ve yaşamıyla ilgili konular olmalı. Mesela sen kalkıp da namaz kılmayı İslam'ın şartı dersen, namaz kılmaya dinin direği dersen, oruç tutmaya dinin direğidir, İslam'ın şartıdır, hacca gitmeye dinin direğidir, İslam'ın şartıdır dersen, o zaman insanlığı ilgilendirmeyen bir ritüel üzerine direği kurmuş oluyorsun. Namaz kaç kişi ilgilendiriyor dünyada? Sadece Müslümanları ilgilendiriyor, o da kılanlarını ilgilendiriyor. Hacca kaç kişi gidiyor? 1 milyar Müslüman ilgileniyor. 7 milyar insan var yeryüzünde. Bana öyle bir şey söyle ki tüm insanlığı ilgilendiriyor olsun. Tüm insanlık için, tüm ülkelerde geçerli olan bir şey söyle bana. Ve benim dinim bunun üzerine kuruluyor de. O zaman bunu insanlık dini olarak, doğal bir din olarak algılayabiliriz. 1. Kur'an'da ceza öngörülen 5 şart, 5 konu. Ve Müslüman olmanın da veya Müslümanken eğer bunları yapıyorsan Müslümanlığın dışına çıkmanın da sınırı, çizgisi, şartı, şurtu bunlar olarak görülebilir. 1. Öldürmek tüm insanlığı ilgilendiriyor ve haramdır. Müslüman olmanın birinci şartı kimseyi öldürmeyeceksin. Asla kan dökmeyeceksin. Öldüren, kan döken, cana kıyan birisi Müslüman olamaz. 2. Hırsızlık, emeğinle geçineceksin. Alın terinle yaşayacaksın.
şu alnından döktüğün ter. Odur senin kazancın ve rızkın alnının terindedir. Onun dışında hiçbir şeye el uzatmayacaksın. Kimsenin malını çalmayacaksın. Sana ait olmayan bir şeye asla el uzatmayacaksın. Yalnızca alın terinle ve yalnızca emeğinle geçineceksin. Müslüman olmanın ikinci şartı da budur. Üç, yalan söylemeyeceksin. Dilinle, dilin kemiği yoktur. Yalan söyleyip iftira atmayacaksın. İftira içinde aynı zamanda yalanı da barındırıyor. Yalan söylemeyeceksin. Bu ahlaki şarttır. İftira atmayacaksın. Bu da hukuki şarttır. Kişi yalan söylerse kefaret gerekir. Yani ben yarın geleceğim dediği halde gelmediğin zaman 3 tane yoksulu doyurman lazım. Buna yemin kefareti denir Kur'an'da. Yemin kefareti. Bir şey yapacağım deyip de yapmadığın zaman 10 fakiri doyurman veya 3'ün oruç tutman gerekir. Buna kefaret diyor Kur'an. Bakın nerelere bağlıyor. Hepsinin de ya cezası vardır ya kefareti vardır. Yalan, ama bu yalanını iftiraya dönüştürürsen, yani başkasına yapmadığı bir şeyi, bu yaptı onu, onu gördüm şunu yaparken dersen, İftiraya varırsa yalanın, onun da cezası vardır. İftira atanlara da şu cezayı verin diyor. Cezalar da tarihseldir. O gün öyle verildi, bugün de böyle verilebilir. Cezalar tarihseldir. Suçlar ve suçları engellemek için yaptırımlar uygulamak evrenseldir. Ölmek, çaldırmak ve iftira atmak, yalan söylemek. Bunlar insanlığın temelidir. Bunları yapanlara ne insan denir ne Müslüman denir. Müslümanlıkla insanlık burada örtüşmüş oluyor. Dördüncüsü de zina etmektir. Taciz ve tecavüzde bulunmaktır. Avrupalılar buna bir yorum getiriyor. Diyor ki zina etmek evet kötüdür. Bir de taciz tecavüzde bulunmak. Yani bu olayı ikiye ayırıyorlar. Bir zina etmek, bir de taciz tecavüzde bulunmak. Aynı yalanla iftira gibi. Sen yalan söylüyorsun, yalan söylediğin zaman sana kefaret lazımdır. Yalancı bir adama ne iş verilir ne görev verilir. Ahlaki bir düşüklüktür. Ama yalanı iftiraya dönüşsün, hukuken suç işlemiş oluyorsun. Şimdi burada da öyle, zina işlediğin zaman bu eğer erkek zina etmişse onun evli olduğu kadını bağlar. Zina boşanma sebebidir. Cezalandırma sebebi değildir diyorlar. Ama zina tecavüze dönüşürse, tacize dönüşürse işte o cezalandırma sebebidir. Taciz ve tecavüzde bulunan cezalandırılır. Çünkü taciz ve tecavüz başkasının hakkıyla ilgilidir. Zina etmek senin ve eşinin hakkıyla ilgilidir. Bunun da bedeli boşanmaya yol açmasıdır. Boşanma sebebi sayılmasıdır. Bana göre doğru bir yorumdur. Kur'an'a uygun bir yorumdur. Taciz ve tecavüz cezalandırılmalıdır. Zina da boşanma sebebi sayılmalıdır. Dördüncüsü de bu. Beşincisi de kenz yapmak. Yani ihtiyaçtan fazla mal biriktirmek. Bunu neye göre söylüyorum? Ortaya koyduğumuz mantığı yürütüyorum. Mantığı sonuna kadar götürüyorum. Ne demiştim başlangıçta? Bunlar arasında bir mantık birliği olmalı. Ne olmalı? Kur'an'da hakkında ceza öngörülen duhrevi ve uhrevi şeyler nelerdir? Özellikle dünyevi ceza öngörülen. Uhrevisi sembolik olur. Ama dünyevi bir olay olacak, bir davranış olacak, bir etme eyleme olacak, bir de ona dünyevi bir ceza öngörülecek. Bu 4 tane. Beşincisi de kenz yapmak. İhtiyaçtan fazla mal, para biriktirmek. Peki bu nerede geçiyor? Tövbe suresi 34-35. Ayetlerde geçiyor. Ne diyor? İhtiyaçtan fazla mal biriktirenlerin biriktirdikleri dağlanarak sırtlarına, böğürlerine ve alınlarına vurulacaktır deniliyor. Kur'an'da başka hiçbir şey için böyle bir ifade kullanılmıyor. Peki bu uhrevi bir ceza mıdır? Bir yüzüyle evet. Peki bu dünyevi bir ceza mıdır? Öbür yüzüyle evet. İşte bu
Beşincisi de hem uhrevi hem dünyevi yüzü olan bir ceza türü oluyor. Dünyevi yüzü nasıl oluyor? Alnına dağlanmak bir deyimdir. Yani hırsıza hırsız demek. Hırsızın hırsız olduğunu, katilin katil olduğunu söylemek. Alnına onu yazmak. Yaptığı suç budur. Veya göğsüne işte ona acı veren bir ceza vermek. İşte cezaevine yatırmak, para cezası vermek. Özgürlüğünü kısıtlamak, acı veren bir şey. Böyle göğsünü dağlayacak. Ve sırtına dağlamak ne? O da kötü anılmasını sağlamak. İyi bir şey olarak zabıtlara geçmemek. İşte bu da kenzin dünyevi yüzüyle ilgili bir ceza olarak yorumlanmıştır. Dolayısıyla bu dört şey bana göre Müslümanlığın, mümin olmanın, Kur'an'a inanmanın en temel ve evrensel şartlarıdır. Buna bakarız. Artık buna bakmalıyız. Evet. Can Kastik'in sorusu: bir ülkedeki siyasi iktidar sahipleri gulül suçunu Allah ile aldatarak işliyorsa ve de ülkedeki insanlar halk olmaktan çıkıp reaya haline gelmişse bu zalimler güruhuyla nasıl bir mücadele sergilersek muvaffak oluruz? Evet, şimdi bu daha çok siyasi, politik bir soru. Yani yol, yöntem nerede olmalı? Halka ne anlatmalı? Nasıl anlatmalı? Kim anlatmalı? Ne şekilde? Nereden girmeli? Nereden çıkmalı? Yani bu biraz siyaset oluyor. Siyasi, buna siyasiler karar verecek. Ama benim işim daha çok Kur'an'da anlatılan bu gulül ile günümüzde olup biten şeyin bağlantısını kurmak. Kur'an'da yolsuzluk ve rüşvet nerede geçiyor, nasıl geçiyor diye soran olursa bu programı izlemesini söyleyin. Veya Kur'an'da yolsuzluğun veya rüşvetin nasıl geçtiğini birine anlatmak, duymasını istiyorsanız bu programı ona gönderin. Yayın. Kur'an'da yolsuzluk ve rüşvet ne şekilde geçiyor? Şimdi daha bu gul, birkaç çeşidi daha var dedim, oralara gelmedim. Bu gul, biraz evvel anlattığım gibi en ne deniyor ona günümüzde? Kriminal olanı. Polisiye ifadeyle kriminal olanı, en ince ayar olanı bu. Gul, ince ayar yolsuzluk. Kaba saba yolsuzluk değil. İz bırakan yolsuzluk değil. İnce ayar yolsuzluk. Şimdi biraz önceki soruyu da ekleyecek olursak, öyle bir ince ayar ki bu yolsuzluk sevgili seyirciler, adam hem götürüyor, hem iz bırakmıyor, hem her şey meşru gibi görünüyor, hem bakın memlekete hizmet ediyor, izlenimi veriyor, üstüne üstlük, bütün bunların üstüne bu da yetmiyormuş gibi Allah diyor. Allah adına bunları yapıyor. Allah kitap, din, iman diyor. Allah diyerek söğüşlüyor. Allah diyerek ince ayar yapıyor. Kimsenin ruhu bile duymuyor. Yoldaki adama gitseniz sorsanız, ne var ya, ne var bunların, bir şey görmüyorum etrafta. Sen bekle, o görmeyenler bekleyin. Şimdi bakın, bütün bu ince ayarların öyle bir ifşa olacak ki, bu ince ayarı yapanlar bile şaşıracak. Evet, hakikatin ortaya çıkmak gibi bir özelliği vardır. Eğer bir şey gerçekse veya sen onu saklıyorsan, eninde sonunda ortaya çıkacaktır. İnce ayar yolsuzluklar yapıyorlar, gulül yapıyorlar. Ve bu ortaya çıkacak. Besbelli yani. Bunun ortaya çıkacağı kesin. Şimdi bir insan çok hırsızlaşıyorsa ifşa olmuş veya olacak bir şey var demektir. Çok hırsızlaşıyorsa, geriyorsa, makul olmayan işler yapıyorsa, ya bu da yapılmaz ki, ne yapıyor bu adam, ne söylüyor, böyle bir şey olabilir mi dedirtecek işler yapıyorsa bilin ki ya ifşa olmuş veya ifşa olacak büyük bir suçun, belanın, çukurun, cenderenin içindedir.
o da çırpınıyordur, çıkamıyordur. Ve kurtuluşu sağa sola saldırmakta buluyordur. Ağır derecede din istismarı yapmakta buluyordur. Şimdi Kur'an'da bir ayet var. Bir toplum kendi özünde olanı değiştirmedikçe Allah da onların halini değiştirmez. Adaletin elinde sonunda hesabı sorulmalıdır ve adaletin peşine düşmeliyiz. Cesur olmalıyız. Örgütlü olmalıyız. Yılmamalıyız. Ve mücadele etmeliyiz. Öyle yan gelip yatarak muhalefet olmaz. Ben yan gelip yatacağım, kahvemi içeceğim, onlar birbirine girecekler, parçalanacak, bölecekler ve iktidar tepsinin önünde bana sunulacak. Ben de böyle pipomu söndürerek ve kahveme ara vererek iktidara geleceğim diye bir muhalefet yarız varsa avucunu yarar, kusura bakmasın. Muhalefet böyle olmaz. Siyasi muhalefet böyle öyle olmaz. Kim canını dişine takıyorsa, kim mahalle mahalle dolaşıyorsa, kim halkın içine giriyorsa, halk gibi yaşıyorsa, kim hak ediyorsa, o memleketin iktidarına gelmelidir. Hak eden gelmelidir. Hak etmiş görünen değil. Peki kim hak ediyor ki? Var mı öyle senin bildiğin bir şey derseniz? Şimdi bura biraz siyasetin derinliklerine fazla girmeyeyim. İyice moraliniz bozulur. Beni dinlerseniz bu hususta. Çünkü bu iktidar, devlet falan mevzularında ben hiç iyi şeyler düşünmüyorum. Evet. Ebu Zer Gıfari'nin şu sözünü söyleyeyim. Siz gerisini anlayın. Ebu Zer Gıfari demiştir ki, devletten maaş alan benim cenazeme katılmasın. Evet. Devletten maaş alan benim cenazeme katılmasın. Bu nasıl bir söz ya? Bu nasıl bir söz? Devletin kutsandığı, devletin uğruna insanların öldüğü, devlet. Devlete tapındığı bir dönemde, devlette olmanın şeref sayıldığı, onur kabul edildiği bir dönemde bu nasıl bir söz? İşte bu sözü ben getiriyorum, orta yere böyle long diye bırakıyorum. Hadi bakalım, devleti kutsayanlar, devleti bir şey zannedenler, devlette görev almayı şeref kabul edenler, buyurun bu sözü tefsir edin. Devletten maaş alan benim cenazeme katılmasın. Ne ki devlet? Çok mu böyle iğrenç, pislik bir şey? Manaman cenazeme daha gelme diyor yani. Buyur. Bunu düşünün. Konu hakkında tartışın. Hani okulda dersler vardı ya, edebiyat derslerinde bu çok olurdu. Bir söz vereyim. Konuyu aranızda tartışın der. Ben de böyle lafı ortaya atayım, bunu aranızda tartışın biraz. Siyasette falan uğraşanlar. Evet. Gerçi ben de siyasetle uğraşıyorum ama politikayla uğraşmıyorum. Yani siyasetle uğraşmak ne demek? Memleketi idare edenlere verdiğim vergiler nereye gidiyor diye sormak demektir. Siyaset budur. Benden kestiğiniz paralar, size verdiğim vergiler, Ankara'ya gönderdiğim bu vergiler nereye gidiyor? Bunu nereye harcıyorsunuz? Bunun hesabını verin demektir. Ve bu hususta vergi toplayanların, hazinenin başında oturanların, askere polise emir verenlerin yakasına yapışmak demektir. Benim 20 yaşına kadar büyüttüğüm, beslediğim, büyüttüğüm çocuğumu savaşa gönderdiniz. Size emanet ettim asker diye. Ve ölüsü geldi. Bu çocuk niye öldü? Neden öldü? Benim emanetim nerede? Bunun hesabını verin demektir. Siyaset budur. Verdiğim paranın, gönderdiğim 20 yaşındaki evladımın hesabını sormak demektir. Eğer siz bu hesabı sormuyorsanız, o zaman sırtınıza eğer vurulmasını hak ediyorsunuz demektir. Evet.
sırtınıza eğer vurulmasını hak ediyorsunuz demektir. Eğer verdiğim paralar nereye gitti? Gönderdiğim askere gönderdiğim çocuk niye bu savaşta öldü? Bunun hesabını verin bana demiyorsam. Ne yapıyorsunuz siz orada? Diye sormuyorsan. O da şey olur mu ya, siyasette ilgilenme. Bazıları bana diyor ki siyasete girme kardeşim, ben politikaya girmiyorum. Bak parti martı ismi anıyor muyum hiç? Anmıyorum. Ben gündelik politikaya girmiyorum. Ama ben siyasi yorum yapıyorum. Yapmalıyım. Siyasi yorumdan da bunu kastediyorum. Şu partinin liderini, bu partinin liderini falan kastetmiyorum. Ben buradaki evrensel değerlere göre konuşuyorum. Bunu okuyorum, kafamı kaldırıyorum, bakıyorum memleketi idare edenlere, gulül yapıyorlar. İşte burada okuduk, gulül. Gul, gulül. İnce ayar yolsuzluk. Buna günümüzde nitelikli dolandırıcılık da deniyor. İnce ayar yolsuzluk, nitelikli dolandırıcılık. Çaktırmadan götürme. Tereyağından kıl çeker gibi, çaktırma. Üstelik de çalışıyor görünme. Bunu yapan insanlara ben bir şey demeyecek miyim? Bunun gözümün önünde oluyor bunlar. Nasıl oluyor? Yani ben görüyorum. Siz görmüyorsanız ben görüyorum. Ben görüyorum. Benim tanıdığım insanlar, biliyorum. Allah Allah. Bir insanın 6 ay içerisinde nasıl oluyor da 40 tane evi oluyor? Neyle oluyor bu? Her şey biz yaşarken oldu. Gözümüzün önünde oluyor. Gözümüzün önünde oluyor. Bir adamın 6 ayda devlet kademelerinde hızla yükselerek belediye bilmem ne yardımcısı diye başlayıp bilmem Ankara'da bilmem nelere gelerek 40 tane evi nasıl oluyor? Nasıl oluyor da oluyor? Neredeymiş bu yoğurdun bolluğu? Nasıl oluyor bu? Buna hesap sorulmayacak mı? Buna kimse bir şey demeyecek mi? Hele hele bu Kur'an'ın başında okuyup da bu yolsuzluk ayetlerini okuyanlar, Ebu Zer'i Gıfari'yi okuyanlar, peygamberin hayatını anlatanlar, televizyonlarda konuşan hocalar, hocayım diye geçirenler, tir tir titriyorlar. Bize bir şey diyecek diye, mahkemeye verecek diye. Ne korkuyorsunuz ya? Ben işte mahkemeye gidiyorum, boğuşuyorum. 28 Şubat'ta mahkemelerle boğuşuyordum. Şimdi de mahkemelerle boğuşuyorum. Kendi şahsıma kalsa benim için sonu yok. Bunlar hepsi gelip geçecek. Nasıl ki 28 Şubat'ta 30 tane davada yargılandım, geldi geçti hepsi, tarih oldu. Bunlar da gelip geçecek ve tarih olacak. Yolun sonu görünüyor. Siz görmüyorsanız ben bile, ama ben görüyorum yani. Yolun sonu görünüyor. Her şey bir değişim, oluş ve bozuluş halindedir. Zaman hükmünü verdiği zaman ona direnmek mümkün değildir. Ve zamanın ruhu değişmiştir. Ve bu gidişatı durdurmak da mümkün değildir. Ama ağır ağır olur. Ağır ağır olur. Evet. Hocam bir de kaderle bağlantılı şu tip sorular var. Bir ikisini birleştirip soracağım. Birincisi, Allah peygamberlerine mucize vermedi. Verseydi mesela Hazreti Muhammed için ne Bedir ne Uhud savaşı olurdu. İnsanlar ölmezdi. Neden Allah kız çocuklarının gömülmesine merhamet gösterirken savaşta anne babalarının öldürülmesine merhamet göstermedi? İsa da benzer şekilde Romalı Vatikan'ın valinin önünde mucize gösterip ölü diriltseydi ne kendi ölürdü, çarmıha gerilirdi, ne de birçok insan çok daha kolay Hristiyan olurdu. Sonsuz sevgi ve merhamet sahibi neden gözyaşlarına dur demiyordu? Biz diyoruz cüzi irademizle demiş. Kader konusunun açıklanmasını isteniyor bu bağlamda. Bir de evleneceğimiz kişi kaderimizde var mıdır? Biz mi seçiyoruz? Ne kadarı kaderimizdedir? Ne kadarı değildir? Evet, şimdi bunlarla ilgili çok konuşmalarım var. İnternette kader ile ilgili bir sürü videolarımız var. Onları da izleyebilirsiniz. İnsan araçı kader diye yazarsanız 40 tane video gelir karşınıza. Ama yine de ben bu sorulan soruyu tabii cevaplandıracağım. Cevapsız bırakmayacağım defalarca da olsa, tekrar tekrar da olsa.
Şimdi zaten artık sevgili seyirciler, videodan bahsettim de, artık çağımızda, hele hele bu salgın döneminde, evinizde oturduğunuz yerde içerik üretemiyorsanız, yani bir kameranın karşısına geçip oraya bir şeyler anlatıp onu YouTube'a yüklemek. Buna içerik üretme deniyor. Siz artık bunu tek başınıza evinize yapmıyorsanız siz geri kalmışsınız demektir. Yani şey gibi, matbaa icat edildiğinde hattatlar vardı. Elinde divitle böyle mürekkebe batırıyor, kitap yazıyordu. Mürekkebe batırıyor, kitap yazıyordu. Onun mürekkebe batırarak yazdığı kitabı 15 günde, 1 saat içerisinde 1000 tanesi birden basılınca hattatlar ayaklandı. Yani çağın gerisinde kaldılar. Matbaa büyük bir devrim yarattı insanlık tarihinde. Matbaa, onlar işsiz kaldılar. Yani matbaa kullananlar, şu kitapları bastıranlar, yayanlar filan ileriye geçmiş oldular. Şimdi bunun gibi yazılı çağdan, sözlü çağdan yazılı çağa geçtik. Yazılı çağdan da şu anda içinde bulunduğumuz zamanlarda görsel çağa geçmiş bulunuyoruz. O zaman görsel çağın da araçlarını edinmeniz gerekiyor. Eğer görsel çağın araçlarını edinemiyorsanız siz aynı hattatlar gibi geride kalıyorsunuz. Artık her kişi bu çağda evinde oturup kameranın karşısında bir şeyler söyleyip onu YouTube'a yükleyip yayınlayabilmelidir. Bunu yapmıyorsanız neredeyse adamdan sayılmıyorsunuz artık. İçerik üreticiliği deniyor buna. Şimdi bunu niye söyledim? Şimdi benim her gün neredeyse YouTube'da videom yayınlanıyor. Hemen hemen her gün neredeyse. 3-4 tane kanalda konuşmalar yapıyorum. Zaman zaman böyle programlara katılıyorum. O programlar, hele hele bu hastalık döneminde evde oturduğum yerde kamera aldım. Bilgisayarın karşısına koydum. Böyle akşama kadar bir sürü içerik üretiliyoruz ve YouTube'a koyuyoruz. Şimdi bu kaderle ilgili de, şefaatle ilgili de bir sürü videolar var. Özellikle yazılardan ziyade videolar var. Hani dedik ya görsel çağa geçtik. Fakat İsrail.com internet sitesinde 600 yakın makale var. Yine bu, ben bu kitaplardan vazgeçmem yani. Görüntü aslında bir yere kadar. Yani kitap en sağlam şeydir yani. 2500, 3000 yıldır kitap vardı. Aristolardan falan beri kitap var. Böyle kitaptan ben asla vazgeçmem. Her ne kadar böyle PDF'leri falan ekrandan okuyorsak da kitap olması lazım. Bak böyle kitap kokusu olması lazım. Bu kitabı koklamam lazım. Bu kağıt kokusunu almam lazım. Yoksa şeye giremem. Ondan hiç vazgeçemem yani. PDF'yi bırakır ekranda, kitaptan okurum. O ayrı bir şey tabii. Neyse, şimdi bunu böyle muhabbet olsun diye bunları söyledim. Soruya cevap değil bu yani. Şimdi kader, sevgili seyirciler, yasa demektir. Ölçü demektir. En özet haliyle söylüyorum. Kader, yasa demektir. Ölçü demektir. Prensip demektir. Allah'ın kaderi nedir? Allah'ın yasalarıdır. Allah'ın ölçüleridir, Allah'ın prensipleridir. Allah'ın yasaları, Allah'ın prensipleri ve ölçüleri nerededir? Evrendedir. Tabiattadır. Göklerde ve yerdedir. İnsan hayatındadır. Gecenin ve gündüzün oluşmasında, ölümün ve doğumun birbiri ardı sıra gelmesindedir. Bütün buralarda yasalar işlemektedir. Yani kader işlemektedir. Kader yasalar demektir. Bir şeyin kaderi onun yasası demektir. Bunda bunun kaderi bu nedir? Bunun yasası nedir? Bunun ölçüsü nedir? Mesela ölümün yasası vardır. Ne olduğu zaman ölüm olur. Doğumun da yasası vardır. Ne olduğu zaman doğum olur. Diyelim bir yere temizlemediniz, pis bıraktınız. Sıcak, pislik ve yağ biraz bir yerde durunca orada sinekler uçuşmaya başlıyor. Halbuki daha önce hiçbiri yoktu. Onun kaderi o. Onun yasası o. Yani sıcak, pislik ve yağ bir araya geldiği zaman orada karıncalar uçuşmaya başlıyor. Allah'ın yasası. Bu nerede olursa
Eğer bir erkekten meni bir kadından rahmine düşerse, normal şartlar altında bir sağlık sorunları yoksa, orada bir insan vücuda geliyor. Allah'ın yasası bu. Kaderi bu. Onunla o bir araya geldiği zaman bu olur. İşte bunlara yasa diyoruz, ölçü diyoruz, prensip diyoruz. Takdir diyoruz. Peki kadere iman ne o zaman? Kadere iman o ayrı bir şey. Kadere iman Emeviler tarafından sokulmuş. Kur'an'da kader kavramı vardır, takdir kavramı vardır ama kadere iman yoktur. Kadere iman, Kur'an'daki ölçü, yasa anlamına gelen takdir kavramını alıp içine olayların önceden belirlenmesi anlamı yükleyip bunu topluma dayatıp buna inanacaksınız dediler. Ve buna da kadere iman dediler. Nereden çıktı bu iş ilk önce? Muaviye ve tayfası şöyle demeye başladı. Bu iş Allah'ın kaza ve kaderi olmuştur. Yani bizim halife olmamız ve Emevi soyunun Müslümanları yönetmesi Allah'ın kazası ve kaderi ile olmuştur. Allah onu ezeli ervahta ruhlar aleminde böyle karar vermiştir ve o kader şu anda uygulanmaktadır. Buna daha önce müşrikler de zaten inanıyordu. Müşriklerde kadere iman vardı. Yoksulluk Allah'ın kaderidir, zenginlik de Allah'ın kaderidir. Efendilik, kölelik de Allah tarafından tayin edilmiştir. Benim efendi olmam, Bilal'in köle olması, onun yoksul olması, benim zengin olmam, ezeli ervahta, ruhlar aleminde Allah tarafından takdir edilmelişti. Ve buna biz iman ediyoruz diyorlardı müşrikler. Kur'an bunu kaldırdı. Böyle bir kadere iman yok dedi. Her şeyi sizin elinize verdik dedi. Bütün iyi işler Allah'tandır. Tüm başınıza gelen musibetler kendi ellerinizle yaptıklarınızdan dolayıdır dedi. Yasin suresinde inni ta'irikum minkum dendi. Sizin kaderiniz sizin elinize verilmiştir. Dolayısıyla insanların hayatta yapmış olduğu tercihler onun hayat yolu yani kaderi olmuş oluyor. Kader bizim elimize verilmiştir. Ama her şey de bizim elimize verilmemiştir. Mesela uçamıyoruz. Uçma yeteneğimiz yok. Kaderimizde, yasamızda, prensibimizde, yaratılış, oluş ve bozuluş yasamızda böyle bir şey yok. Uçamıyoruz. Yüzmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Araba sürmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Yemek yememiz lazım. Hava almamız lazım. Su içmemiz lazım. Doğaya bağlıyız, tabiata bağlıyız. Oralarda bize tam bağımsızlık verilmemiş. Ama karar verebiliyoruz. Bu taraftan mı gideceğim, bu taraftan mı gideceğim? Bu bıçakla elma mı keseceğim, ekmek mi keseceğim, karnıma mı sokacağım, başkasının ciğerine mi saplayacağım? Buna karar verebiliyoruz. Bu karar işte bize verilmiş. Buna özgür irade diyoruz. Ve bundan dolayı da sorumlu oluyoruz. Bu kararlarımızdan dolayı da sorumlu oluyoruz. İnsanın kiminle evleneceği önceden yazılmış değildir. Senin kararınla bu ortaya çıkmaktadır. Nerede çalışacağı, nerede oturacağı, ne yiyeceği, ne içeceği. Önceden belirlenmiş ve biz o belirlenmiş kadere doğru hızla gidiyor değiliz. Önceden belirlenen şey şudur. Bir erkekle bir kadın yan yana gelirse, ondan sperma, ondan yumurta olursa bu rahimde yeni bir çocuk olur. Allah'ın yasası önceden belirlenmiştir yani. Bellidir bu. Bir yerde yağ varsa, pislik varsa ve sıcak varsa orada karıncalar türemeye başlar. Bu Allah'ın yasasıdır. Önceden bellidir. Yasalar önceden belirlenmiştir. İnsanların başına neler geleceği değil. Evet. Bir de şey vardı hocam. Allah neden peygamberlerine mucize vermedi de Hazreti İsa çarmıha gerildi. Hazreti Muhammed o kadar savaşa girdi. Şimdi insanlar Allah yerden gökyüzünden yere inip de peygamber
vasfına bürünüp de mücadele ediyor değildir. İnsanlarla insanlar mücadele ediyor. Allah insanlarla mücadele etmiyor. İnsanlarla insanlar mücadele ediyor. Peygamber ortaya çıkıyor, Allah'tan güç ve yardım alarak kötülerle savaşıyor, zalimlerle mücadele ediyor. İsa ortaya çıkıyor, Musa ortaya çıkıyor, İbrahim ortaya çıkıyor. Daha başka peygamberler, daha başka büyük bilgeler yeryüzünde mücadele vermişler. Bunların verdiği mücadelelerin insanlar tarafından anlaşılması için insani bir mücadele olması gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet var, bu sorunun cevabı mahiyetinde düşünülebilir. Eğer yeryüzünde melekler yaşasaydı biz melekten bir peygamber gönderirdik. Yeryüzünde insanlar yaşadığı için insanların içinden birisi peygamber olarak çıkıyor. Şimdi Allah bir tarafta, insanlar bir tarafta. İnsanlar Allah'la mücadele ediyor olamaz yani. İnsanlarla insanlar mücadele ediyor. Bazı insanlar Allah'tan ilham alıyor, ondan güç alıyor, destek alıyor. Ama mücadele tamamen insani platformda, insani bir çerçevede oluyor. İnsani bir çerçevede olduğu için de mucize falan olmuyor. Bir insan ne yapabilirse peygamber de onu yapabiliyor. Bir insan neye ne kadar karşı çıkabilirse peygamber de ona o kadar karşı çıkıyor. Bu içinde yaşadığımız düzlem insani bir düzlemdir. Ve insanlar arası yasalar geçerlidir. Peygamberlerin burada farkı sadece Allah'tan ilham alıyorlar. O zaman insani bir mücadele olmasaydı peygamberler bir gelirler, mucizeler yaratırlar, ölüleri diriltirler, ateşte yanmazlar, ayı ikiye bölerler, böyle üfürdüğü zaman karşıdaki müşrik ordusunu toz bulutları halinde savururlar idi. İdi diyorum. Bunlar hiçbir olmadı. Ne diyorsun şimdi sen? Bunlar millet oldu diye biliyor. Bunlar yanlış mı yani? Bak şimdi mevzu içine mevzu açılıyor. Yani İsa ölüleri diriltmedi mi yani? İbrahim ateşte yanmadı mı yani? Salih kayanın içinden deve çıkarmadı mı yani? Peygamber eliyle böyle bir işaret etti. Ayı ikiye ayırmadı mı yani? Musa asasıyla vurdu. Denizi ikiye ayırmadı mı yani? Hayır. O iş sizin bildiğiniz gibi değil. Öyle söyleyeyim. Sizin bildiğiniz gibi değil. Ateş de var, ırmak da var, ölüler de var. Ama o iş sizin bildiğiniz gibi değil. Hepsini karıştırmışsınız. Böyle karman çorman olmuş. Hepsinin izahı var mı? Evet. Hepsinin izahını ben burada yaptım. Bu Yaşayan Kur'an Türkçe Meal Tefsir kitabı 2007 yılında 13 yıl oldu çıkalı. İzah etmediğim bir peygamber kıssası yok burada. İzah etmediğim, içinden çıkamadığım, yarım bıraktığım, bu da burada dursun dediğim hiçbir konu olmadı. Nokta koymadım, virgül koydum, ileride geliştirebilirim dedim. Geliştirecek pek bir şey de görmedim. Yani yeni bir şey olması lazım. Bilmediğim bir şey birinin söylemesi lazım. Ben de onu alıp geliştirmem lazım. Aşağı yukarı orada %5-10'luk bir gelişme oldu. Sürekli yeniliyorum, güncelliyorum. Ama ana hatları ile aynı. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan peygamber kıssalarında mucize yoktur. Tabiat olayları vardır. Sembolik anlatılar vardır. Gerçek üstücü öykülendirmeler vardır. Toplumsal gerçekçi hikayelendirmeler vardır. Bunların hepsi edebiyattır, dini edebiyattır ve izahattır. Ve tabiat olayları, doğa hadiseleri vardır. Bunları birbiriyle anlamak ve anlatmak mümkündür. Ben bunların hepsini yaptım. Onun için içinden çıkılamayacak bir şey yok. Ama tabii şimdi ben burada bunları söylüyorum ama başka hocalar da başka bir şey söylüyor. Yani adam ekrandan bana göre hurafe anlatıyor. Hurafe anlattığı için özellikle Ramazan aylarında kendilerine çuvalla para verilen hocalar var. Sırf hurafe anlattı diye çuvalla para veriliyor. Milletin dini
dünyası mahvolsun diye. Güya onlar doğru din adına bunu anlatıyorlar. Fakat arka planda onları kullananlar bana göre ya İslamiyet dediğiniz işte aha bu ha. Aha bu bak çıkmış böyle sarayla cübbesiyle saçma sapan şeyler anlatıyor. Ya, din dediğiniz bu yani. Bu yoldan girilir mi? Aklı başında bir adam buradan gider mi yani? Böyle uçtu kaçtı hikayeler, hurafeler anlatıyor ki aklı başında insanlar ona yönelmesinler diye. Yoksa niye onlara çuvalla para verip de çık televizyonda dini anlat diyor. Dinin ne olduğunu aklı başında insanlar görsün diye. Çünkü onları yönetenler mesela beni o ekranlara çıkarmıyorlar. Şu anda ambargo uyguluyorlar. Yani çıktığımız birkaç tane işte bu KRT ekranı var, birkaç tane daha yer var. Onun dışında hiçbir yere çıkarmıyorlar. Öbürlerine çıkarıyorlar, çuvalla para veriyorlar. Bizi hiçbir yere çıkarmıyorlar. Aman bunu kimse duymasın diye bir telaş içindeler. Ne oluyor ki? Neye duymasın? Ne anlatıyorum ki ben? Onlar şöyle düşünüyor. Ya şimdi sen anlattığın zaman aklı başında insanlar bu dine heves ederler. Onlar anlattığı zaman cahil cühela sadece din piyasasında kalır. Biz de deriz ki ha din dediğiniz bu işte. Ha, onların anlatılmasının sebebi de bu. Bunu da size söylemiş olayım. Evet. Hocam evet. Bağlantılı olarak şöyle bir soru geldi. İhsan Bey, İslam'ın ilk dönemindeki savaşlardan birinde Müslüman olmayan taraf, Hazreti Muhammed'in savaştığı taraf, mutlak bir galibiyet kazansa ve Hazreti Muhammed dahil herkesi öldürseler ne olurdu? Allah'ın böyle bir risk alması mümkün müdür? Evet, mümkündür ve öyle bir risk de vardı zaten. Mesela üzerine durduğumuz Uhud Savaşı'nda peygamber öldü diye şaya yayılmıştı. Ve dişi kırılmıştı ve dişinden kan gelmişti. Peygamber mesela bir keresinde mübarezeye çıkıyor. Mübareze ne demek? Düello demek. Yani batı dillerinde buna düello deniyor. Karşılıklı çıkıyor böyle ilk tabancayı kim çekerse ona sıkıyor ya. Bence bu çok mert bir savaş tarzıdır. Şimdikiler gibi böyle düğmeye basarak böyle kapalı kapılar odanda kendi adına askerlere savaşıyor. Adam bunu düğmeye basıyor oradan bomba atılıyor falan. Savaşlar da artık böyle mert değil yani. Delikli demir çıktı mertlik bozuldu derler ya. O zamanki savaşlar biraz daha mertti. Düelloya çıkıyor. Herkes kenara çekiliyor. Açın meydanı deniyor. Yiğitler geliyor diyor. Ve ikisi birden karşı karşıya çıkıyor. İkisine de kılıç var. Şah kılıcını çekiyor. O da çekiyor kılıcını. Hadi bakalım. Bileğe kuvvet. Kim çevikse, kim ataksa, kim korkusuzsa, kim daha savaşçıysa o kazanacak. Ve herkes buna razı olacak deniyor. Diyello. Araplar buna mübareze diyor. Bir de mesela pusu var. Bir pusuyu düşünün, bir de mübarezeyi düşünün. Pusu. Nedir pusu? Pusuya yatma, geçerken arkadan saldırma. Kalleşçe. Mübareze karşı karşıya. Şartlar eşit. Eğer karşı taraftakini beğenmezse, mesela zayıf buldu. Bu bana göre değil diyor. Ben dişime göre birini gönderin diyor. İşte Bedir Savaşı'nda öyle yapıyor. Ümeyye bin Halef, bu benim dişime göre değil diyor. Hem sınıfsal olarak hem de güç kuvvet bakımından zayıf birisi diyor. Böyle savaşırken zevk alacağım birisi çıksın karşıma diyor. Onun da bir o da onun zevkinde yani. Ama sonunda ölüyor da nitekim. Ama böyle savaşçılıktan zevk alan bir durum da var burada. Şimdi peygamber işte böyle mübarezeye çıkıyor. Diyorlar ki ya Resulallah yapma etme. Ölüm riski var. O soruyu soruyor ya. Ya bir kılıç darbesiyle gidebilirsiniz yani. Mübareze bu adı üzerinde. Adam böyle tersten girer, götürür yani. Hayır diyor. Peygamber mübarezeden kaçmaz. Sizi öne sürüp ben kendim arkada duramam diyor. Bu riski ben de alacağım. Evet, bu riski alıyor ve mübarezeye çıkıyor. Kendisi yaralıyor, yaralanıyor. Karşı taraftakini de yaralıyor. Yaralanmış olarak bitiyor şey. İkisi de düşüyor böyle. Birinin ayağı yapıyor, öbürü de yaralanıyor. Yenişemiyorlar yani. Dolayısıyla şimdi orada mesela peygamber öldürülebilirdi. Uhud'da öldürülebilirdi. Mübarezede kaybedebilirdi. Suikast düzenlendi. Orada yerine Hazreti Ali yattı. Yatağa o girdi. O kaldırdılar. Baktılar ki Hazreti Ali
O dediler, kaçmış Muhammed. Orada mesela 11 tane mızrağı ciğerlerine, karnına saplayabilirlerdi. Medine'ye de birkaç defa suikasta uğradı. Arkadaşları suikasta uğradı, onlar öldürüldü. Kendisi ve taraftarları hep böyle baskı altında yaşadı Medine'de. Hatta bir ara Medine'den dışarı çıkamaz hale geldiler. Çıkana saldırıyorlar, çıkana saldırıyorlar. Bütün bu savaşların sebebi de zaten bu saldırıları püskürtme amacıyladır. Peygamberin asla bir yere saldırmamıştır. Hep savunmada kalmıştır. Öz savunma yapmıştır. Dolayısıyla peki bu böyle olsa ne olurdu? Arkadaş onu soruyor. Şöyle diyelim. Vaktimiz de bitiyor. Son soru herhalde o. Hazreti Muhammed ve tüm arkadaşları öldürülseydi. Şu anda evde mevcut bulunan bu şu Kur'an-ı Kerim yeryüzünden kalksaydı. Hani Kur'an'da şöyle bir ayet var. Der ki bir sabah kalktınız yeryüzünden sular çekilmiş. Kim verecek size suyu? Bir sabah kalktık ki yeryüzünden Kur'an çekilmiş. Kur'an diye bir kitap yok yeryüzünde. Ve insanların hafızalarından da silinmiş. Yani bilgisayardan delet edildiği gibi, silindiği gibi bir virüs gelmiş ve insanların zihnindeki bütün Kur'an ezberleri silinmiş. Şu Kur'an-ı Kerim diye bir kitap da yok olmuş. Ne olurdu halimiz? Hiçbir şey olmazdı. Evet. Peygamber ve arkadaşları yenilseydi, hepsi öldürülseydi, Kur'an indirilmeseydi ne olurdu? Hiçbir şey olmazdı. İnsanlık yoluna devam ederdi. O Muhammed gelir, öbür Muhammed gider, öbür Muhammed gelirdi. Bu iş şahıslara bağlı değildir. Bu iş kitaplara da bağlı değildir. Nereden çıkarıyoruz bunu? Şuradan çıkarıyoruz. Allah zaten kitap indirmeden önce ve peygamber seçmeden önce asıl kitabı ve asıl elçiyi her insanın vicdanına koymuştur. Oradan yürür giderdik. Yani iki tane peygamberlik var sevgili seyirciler. Bir, içteki peygamber, iki, dıştaki peygamber. Dıştaki peygamber Muhammed, İsa, İbrahim, Musa'dır. Ve onların getirdiği Tevrat, İncil, Zebur'dur. Dıştaki peygamberler olmazsa, yok olursa insanlık içteki peygamberle yoluna devam eder. Zaten o dıştaki peygamberler de içtekilerini takip ettiği için ortaya çıkmıştır. Peki asıl olan hangisidir? İçtekidir. İçteki peygamber daha kuvvetli bir yol göstericidir. Her insanın vicdanı Allah'ın sesidir. Vicdanınızın sesini dinleyin. Allah'ın sesini orada duyacaksınız. Her gün, her saat, her yanlış işe kalkıştığınızda, içinizde yazılmayan, ifade edilmeyen, sadece işitilen bir ses duyacaksınız. İşte o ses, galu beladan gelen bir sestir. Allah'ın sesi oradan size sesleniyor. Her gün, her saat, her dakika. Bunlar dıştaki sesin. Sesin bize getirdikleri. Bununla oradaki uyum halindedir. O giderse bu devreye gider, bu giderse bu devreye gider. Bu bunu uyandırmaya çalışır, o onu yeniden ifade eder. Bu ikisi karşılıklıdır. Dolayısıyla Allah'ın sesi insanlığın kalbinde, yüreğinde, yaratılışında, fıtratında mündemiş olarak yerleştirilmiş bir bilgisayar programı gibi zaten içimize. Bir şey olmaz, korkmayın. Peygamber, kitap falan olmasa da insanlık kendi yolunu içindeki yerleştirilmiş olan ilahi ilhama dayalı olarak kendi yolunu kendisi yine bulur. Bunun böyle bilinmesi gerekiyor. Evet. Hocam süremizin sonuna geldik. Seyircilerimizden onlarca soru geliyor size. Araya bir tane soru sıkıştırmak istiyorum. Normalde bitti ama. Seyircimiz diyor ki annem vefat etti. Yanlış dua okuyup da yanlışa düşmeyeyim diyor. Ölüye Kur'an-ı Kerim okuyup hediye edilir mi diyor. Bunu çok rica etti. Son olarak hayır, bunu sormuş olayım. Hayır. Sakın ölülerinizin arkasından Kur'an-ı Kerim okumayınız.
sakın mezarlıkta Kur'an okumayınız. Ölülerin arkasından mezarlıkta annem babam diyerek Kur'an okumak günahtır. Ölülerin arkasından mezarlıkta Kur'an okumak günahtır. Ben altını çizerek tekrar söylüyorum. Bununla ilgili mezarlıklarda Kur'an okunur mu? Yine bir videomuz var. İnternette yazdığınız zaman bulabilirsiniz. YouTube'da çıkacaktır. Daha dün devreye girdi. Mezarlıklarda Kur'an okumakla ilgili. Öyle bir şey yapmayınız. Eğer annenize iyilik yapmak istiyorsanız onun için dua edebilirsiniz. Yaptığınız duanın da illa Arapça falan olması gerekmez. Sadece bir şey söyleyeceksin. Allah'ım benim anneme rahmet eyle diyeceksin. Rahmet, sevgi, merhamet, şefkat demektir. Allah'ım annem üzerinden rahmetini, merhametini, şefkatini esirgeme. O artık senin elinde. Bizim de yapacağımız hiçbir şey yok diyeceksin. Dua bu kadar. Bu kadar sade, bu kadar basit. Allah bunu işitir, merak etme. Ardından iyilik yapacaksın. İyilik. Yoksullara yardım edeceksin. Fakir fukaraya yardım edeceksin. İnsanlara tebessüm edeceksin. İyilik yapacaksın. Bizim dinimiz iyiliktir. İyilik yapmak bizim dinimizdir. Sen iyilik yaptıkça insanlar sana hay seni yetiştiren anneden Allah razı olsun. Böyle bir evladı yetiştirip topluma kazandırdığı için dedikçe bu annene de yazılacaktır. Hayırlı evlat ölenin arkasından devam eder. Verdiği eser devam eder. Bir de sadakayı cariye devam eder. Sadakayı cariye ne demektir? Mesela çeşme yaptırmışsın. Sen öldükten sonra gelen geçen orada su içtikçe o sana orada da yazılmaya devam eder. Evet. Hocam birçok sorumuz var. İnşallah önümüzdeki hafta programlarda soruları yanıtlama şansımız olur. Tamam, neyse şimdi o zaman sorular burada bitiyor arkadaşlar. Sevgili seyirciler, bunlar tabii biz soruları bir kenara atmıyoruz. Bir kenarda arşivliyoruz, tutuyoruz yani. Yeri geldikçe onlara cevaplandıracağız. Ne yapalım? Vaktimiz 2 saat. 2 saatten fazlası da zulüm olur yani insanlara. 2 saatten fazla konuşma yapmak hep böyle seyirci de yok şeyde, stüdyoda. Müzik de yok, bir ara verme falan da şey yok. Hep böyle 2 saat bakarak konuşmakla fazlası artık gına getirir. O nedenle tam tarında kesmek lazım. O nedenle burada keselim. Onlara inşallah öbür hafta devam edeceğiz. Kameraman arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Onlar da sabırla burada bekledikleri için şu salgın günlerinde. Ve programımızı burada kapatıyoruz. Herkese selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Hoşça kalın.